Öncelikle boş bir solution açtık. Northwind Application diye. Burada yapacağımız işlemleri servis üzerinden yapacağız. Veri çekme, işte veri ekleme falan. Bununla ilgili tabii karmaşık durumlar da olacak. Hani silme işlemlerini vesaire. Onları genel olarak sorunlara girmeden temel olarak işlemleri gerçekleştirmek istiyorum. Yeni bir proje ekliyorum burada. Windows Form uygulaması. Northwind.win. Daha önce bunun konsol web versiyonunu falan yapmıştık. Şu an ona girmeye gerek yok. Tek bir sistem üzerinde bunu işleyebiliriz. Öncelikle ikinci proje olarak servis uygulamasını eklemeliyim. Bizim XML web servis .NET 3.5'ta görünüyordu bunun template'i. Şu yukarıyı .NET 3.5 yapıp öyle servis diye yazmanız gerekiyor. Alttan üçüncü. Bunun da adı Northwind.Service olsun. Ne yapacağımızı görmek için bir de veri tabanını açmamız gerekiyor. Orada da bir şeyler inceleyeceğiz. Mesela burada veri eklemek için en basit tablo kategoriyiz. Bunun üzerinden bir veri ekleme işlemi yapabiliriz. Diğerinde çok fazla detay var. Kullanıcı giriş için daha önce yaptığımız bir kullanıcılar tablosu vardı. Belki bunu kullanabiliriz şey için, servis. Ya da veri tabanı kullanmadan doğrudan dummy bir servis metodu yazarız. O da sorun değil. Şimdi öncelikle tekrar bir hatırlayalım. Servis uygulamasında burada bize bir Hello World metodu geliyordu. Örnek olarak çalıştırmam gerektiğinde hatırlarsanız şu bolt olarak yazılan proje varsayılan proje olarak çalışırdı. Ben bunu yukarıdakini çalıştırmak istiyorsam set as startup project demem lazım. Projeyi değil de sadece ASMX'i çalıştıracaksam şuradan William Browser demem yeterli. Hello World geldi. Çağırdık. Ve veriyi bize getirdi. Bu temel özetten sonra şimdi işlemlerimize karar verelim. Öncelikle şuna ihtiyacımız yok. Bunun görünmesi gereksiz. Hello World'ü kapattım. Şimdi kategori işlemleri için şöyle bir rejiyi açalım. Kategori işlemleri. Web metot. Public. Olarak git cevap dönsün. Kategori ekle. Sadece kategori adı zorunlu burada.
10 seviyeleri yukarıda oluşturuyorum ki her seviyede yazmıyorum. Genel olarak yapacağımız işlemleri gerçekleştirdik database olarak. Ama biraz daha planlı olmak gerekiyor. Örneğin normalde şuradaki veri boş gelebilir buraya. O zaman bunu bir kontrolden geçirmem gerek. Ayrıca şurası hata verebilir. O zaman try catch yapmam gerek. Dışarıdan gelen veriyi de şöyle bir kontrolden geçiriyorum. String olduğu için is null or empty kategoriye ait at boş değilse pardon şunu boşsa yapayım beni uğraştırmasın da return false olsun eğer boşsa değilse aşağı doğru devam edecek. Şöyle de yapabiliriz. Mesela sonuç diye bir değişken oluştururum boolean. Şurada sonuç alttakiyle karışmasın. Sonuç B olsun. Sonuç boolean. Buna varsayılan false veriyorum. Aşağıda da sonuç B eşittir false derim gene. Şu an gerekli olmasa da. Ya da şöyle olur. Daha iyi olur. Return sonuç B yaparız. Bu şekilde hemen geri döndürmüş olurum. Şurada da derim ki eğer if sonuç 0'dan büyükse işlem doğrudur. O zaman sonuç B true. Değilse sonuç B gene bir şey yapmaya gerek yok ama yapısı bozulmasın. Sonuç gene false. Normalde catch kısmında gene sonuç B'yi false yapabiliriz. Hata oldu ama orada hata loglama yaptığımızı varsayalım. Finally kısmında da şuradaki close işlemini finally'de yapacağım. Burada
burada diyeceğim ki if tabii şuradaki kısmı connection yukarıda oluşturmam gerek bloğun üstünde. Aşağıda da oluşturdum. Burada dedim ki John nokta state eşit değilse close da kapalı değilse kapat. Son olarak finally açmamın şöyle sonuç B. Finally kapansın. En sonunda da return sonuç B olsun. Keçinde yapmadım. Orada loglama yaptığımızı varsayalım diye. Normalde döndürebiliriz. Hani hata fırlatacağına return sonuç B. Burada da her halükarda false gidecektir. Mesela şurası false. Boş ise zaten return edecek. Değilse devam edecek. Connection oluşturacak. CMD parametresini verecek. Bağlantısını açacak. Sonucunu alacak burada. Sonuç sıfırdan büyük mü? Büyükse işlem geçerli. Doğru. O zaman true yap. Değilse burada o zaman false. Hata olursa zaten şurada olmuş olmalı. Büyük ihtimal. İşlem zaten gerçekleşmeyeceği için zaten false olacak. Çünkü sonuç sıfırdan büyük değildir orada. Oraya kadar gelmemiş çünkü. Burada hata olmaz değil mi? Hatalı bir şey yok burada. Bende komba hata verdi. Şurada da o zaman bunun yerine return yerine yine false veriyorum. Hata oldu diyelim. O zaman şurada da yapalım ama bu neyi sağlıyor? Burada return demesi gerekiyor. Yani hata olduysa burada tamam düzenleme olabilir ama burada hiç girmesin ki zaman kaybı olmasın falan. Performans kaybı. Burada tamam. Buradayken olabilir. Bu genel olarak yeterli bu işlem. Kategori ekleme işlemi. Hemen bir test edelim web tarafından. Ondan sonra diğer işlemlere geçeceğiz. Northwind Select açılacak proje servis olsun. Set as startup project. Çalıştırdım.
kategori ekleyelim ve bakalım. VS'den geldik. True döndü. Başarıyla kaydedilmiş olmalı. Evet. VS'den geldik. İşlem başarılı. Kategori ekleme işlemi de tamam. Şimdi bu yapıyı kopyalayıp işte güncelleme işleminde de kullanacağız mesela. Orada da benzer şekilde yapacağız. Daha sonra da silme işlemini yapacağız. Güncellemede iki tane kriter vardır. ID ve ad. Komple metodu kopyalayıp aktardım. Çeviriyoruz. Mesela yukarıdaki parametre aldım. Kategori ID sıfırdan büyük olma zorunluluğu var burada. Ve kategori adında boş olmama, boş ya da null olmama zorunluluğu var. O yüzden de bu kontrolü yaptım. Sadece şurayı değiştirdim, sorguyu değiştirdim ve bir tane daha parametre ekledim. Update de tamam. Geriye true false dönüyor. Silmeyi de yapacağız. Şurası da diğeriyle karıştı. Şurası küçük, burası da büyük. Aslında bunun boş olma ihtimalinde buraya girmesi bekleniyor. Ya da bunun küçük olma ihtimalinde. Şurada ya da olmalı. Şu da küçük eşitse, sıfırdan eksi değer gelirse ya da sıfıra eşitse doğrudan false olarak dön. Ya da şurası da, bakın, şurası da olumsuzluk değil, doğrudan bunun çalışması gerekiyor. Is null or empty bunun boş ya da null olduğunu kontrol eder. O zaman kategori ID boşsa burada oluyor ya da nullse. O zaman ya da dediğimizde copy paste yaptığımız için orada kafa karışıklığı oldu. Sil kısmını da yapayım. Teknik olarak ekle işleminin aynısı denebilir. Sadece şuradan ID gidecek. Buna bakacağız. Delete olacak.
şeydi. Goodies. Şunu şuradan al, bunu da buradan al. Şunu şöyle, bunu da böyle. Bu kadar. Kontrol yapıyorum hocam. Kontrol. Evet, bu string olmayacağı için şunu da integer. Bunu da sıfırdan küçük eşitse sonuç B gitsin. False. Değilse buraya gelecek zaten. İşte mobil uygulamalar da bu şekilde. Şurada web metodu unutmayalım. Mesela servisi bir kere yazıyorsunuz. Bunu istediğin yerde kullan. İstersen Windows Phone'a ekle falan. Böyle bir çalışma. Bunları bir çalıştırayım. Görelim bir web ortamında. Ekle, güncelle, sil. Test edelim. Verimiz var mı? Şunu 24'ü değiştireceğiz. Eklemeyi yapmıştık. 24, bunu vs vs yaptık. True geldi. Doğru mu? Evet. Kapattık. Silelim bunu. Kategori sil. 24. Çağır. True geldi. Çalıştır. Gitti. O zaman bunu kapatayım şöyle. Artık kullanmaya başlayalım. Masaüstü uygulamamızı Sete Startup diyorum. Projemizi demek isteyeceğim. Kapatalım şöyle. Bakın, başlangıç projesi yapıyorum bunu. Serviste artık işim yok. Servisi masaüstü uygulamasını ekleyip eklemek için de hatırlarsanız referanstan add referans diyorduk. Burada iki yöntem var. Birincisi, daha önce yaptığımız bu hava durumundaki gibi bir web servisinden, internet üzerindeki projesi bizde olmayan bir şeyden almak. Yani kendi yaptığımız değil, bir hosttan almak diyelim, adresi. Onu şuraya yapıştırıyorduk. İkincisi de şunu söylemiştim. Discover butonuna bastığımızda kendi solution'ımız içerisindeki servis projesini görebiliyorduk. Bakın şurada linkini de verdi zaten. Hiçbir değişiklik yapmadan kullanabiliriz. Şurada namespace'ini değiştireceğiz. Ama ben farklı bir şekilde diğer yaptığımız yöntemle nasıl yaparız? Yani şuraya doğrudan bu linki yapıştıracağım ben. Burada linkin önemi şuradaki porttur. Bu porttan yayın yaptığı için bana bu lazım. Dikkat edin, 49.651. Şurada ASMX çalıştırıyorum. Serviste. Bakın, 49.651. Şunu kopyaladım. Direkt bunu yapıştıracağım. Aynı şeyi yapacak zaten. Buldu, getirdi. Swap içerisinde 3 tane metot var. Ben bunları kullanacağım. Northwind Service Reference. Formu açıyorum. Bu ekleme işlemini yapsın. Zaten hepsi tek karakter üzerinde, tek satır üzerinde, tek veride yapılıyor işte. Label textbox buton.
kategoriyi at. DXT kategori at. BTN ekle. Ekle. Çalıştıralım. Benim istediğim şey eklenirse, başarıyla eklenirse ekranda eklendi falan diyecek işte. Eklenemezse de hata diyecek. Bunun için hatırlarsanız servisi buraya eklemem gerek. Northwind SRF bunun içerisinde benim swap'ım var. Swap, service swap, client, proxy, burada da ne yapacağız? Bize bir değer dönüyor proxy içerisinden. Bu değer boolean'dı. Boolean sonuç. Proxy kategori ekle. Kategori ekleme işlemi buradan gelecek. Tabii ki bu doğru bir yöntem değil. Sebebi bunun filtrelenmesi gerekti. Kategori ad diyelim. Nereden gelecek? TXT'den alsın. Sonra da desin ki bu boş mu? Boş değilse bunu yap. Şöyle yapalım. String mesaj dedim. String empty. Buna değer vereceğim. Mesela içeride bu işlem başarılıysa nedir bu? Boolean. İçeride de yapabiliriz. Bu dışarıda da. Sonuç true ise mesaja işlem başarılı değilse işlem başarısız. Kategori adın boş ya da null olma ihtimali de var. O yüzden mesajda lütfen bir değer girin. Boş olarak çalıştıralım bir. Burada boş kontrolü neyimiz var? Bu boşsa
En sonunda da işleme her türlü mesaj box'ta göstermemiz gerekiyor. Mesajı göster. Kendi kendine takılmasın orada. Boşken yapsın. Lütfen bir değer girin. Ne olabilir? Vesaire. Hatayı test etmeye gerek yok. Bir değer girelim. Değer. Bekliyor işlemi, işlem başarılı dedi. Hemen test. Değer. Geldi. Yani gayet iyi bir şekilde servisi gerçekleştirdik. Evet. Burada diğer işlemleri gerçekleştirelim. Bunun için de mesela silme. Silme için yeni bir form açıyorum. Bunu FRM ekle ya da kategori ekle olarak oluşturalım. Yeni bir Windows formu. Bu da FRM güncelli olsun. Kategori güncelli. Mesela burada farklı bir yöntem daha yapalım. Şurada da açıklama olsun. Açıklama doluysa açıklamayı da güncellesin. Description adını. ID'lerini unutmayalım. İşte kategori ID. İhtiyacımız var. Ad bilgisine. Aslında neyi güncellemek istiyorsa ona ihtiyacımız var ama ikisini de alabiliriz. En azından ad olmasını zorunlu düşünelim. Proxy oluşturalım. Nordic SRF Client Proxy. Öncelikle dışarıdan aldığımız veriyi
her seferinde text box yazmamak için şöyle bir alalım stringleri. Kategori at. Yapmak istediğim belli. Buradan veriyi göndereceğiz. Tabii ki bunu yapmak için öncelikle servisi de buna göre modellemek gerekiyor. Biz servisi sadece şuna göre yaptık. Neydi buradaki işlem? Güncellemede ID ve ad alınır. O zaman işte burada opsiyonel bir parametre olacak. O parametreye göre bir işlem yapılacak. Ama onu bu şekilde yapabileceğimizi görmekte fayda var. Şu an normal bir işlem gerçekleştirebiliriz. Bunlar boş mu? Cut ID 0'dan küçük ya da eşitse ya da kategori alt ya da nullse. O zaman daha önce gibi bir string mesaj ve bir de boolean ya boolean'e gerek yok, onu geçtik zaten. Burada ihtiyaç yok. Cut ID burada string olduğu için orada sıkıntı oldu. Cut ID'yi biz integer'a kestederek almamız gerek. Onu da ayrı almalıyız. Sonucunda bana boolean dönüyor. Boolean da sonuç içerisinde. Sonuca diyorum ki if sonuç true ise mesaja şunu yazsın. İşlem başarılı. İyi ise farklı planlamıştık. O yüzden sonradan değiştirince şunun büyük olması gerekiyor ki böyle olsun. Çünkü ben boşunu ya da sıfırdan küçüğünü aramıyorum aslında. Büyükse bu olsun. O zaman V olacak. Bu da tersi.
Evet, kat hangisi buradan bir yüksek ve bu boş ya da bu değilse bunları yap. Else yine mesajı çalıştıralım. Bir hata meydana geldi. Message box. Mesaj. Değişir aslında güncelleme işlemi. Biz genel olarak information diyelim. Yani hata ise bunun error olması gerek filan. Onu da yukarıda aslında yapabilirdik şurada. Ama ard arda mesaj bak çıkmaması için böyle. İstediğim kayıt şuradaki 26 olsun. 26 bu da değişti olsun. İşlem başarılıymış. İspatla. Evet. İspatladık. Değişti.
izleyeceğimiz kayıt 26 olsun. İşlem başarılı. Peki, tekrar yapayım. İşlem başarısız. Çünkü veri yok. Evet, bu bizim genel olarak web servis kullanımımızdı. Peki şurada bir şey dikkat etmiş olmanız gerekiyor. Mesela kullandığımız yerde bakacağız tabii. Şurada kategori sil var. Şunu bir keseyim. Burada bakın kategori ekle bir de ekle async var. Güncelle bir de sonunda async olan metotları var. Bunlar nedir? Şimdi normalde biz işlemleri ikisiyle de yapabiliyoruz. Ama arada önemli bir fark var. O da şu. Kategori ekle normal standart olarak bir işlem yapar. Sizin istediğiniz işlemi yapar. Ama siz yapacağınız işlem uzun sürüyorsa, uzun sürecekse, ki çok uzun olmasına gerek yok. Yani bir saniye bile olsa ekranı kilitleyecektir bu. O işlemi yaparken, cevap beklerken, yani kategori eklerken sunucuya gitti, senin bağlantın yavaş ya da bir şekilde ya da veri büyük. Bunu yaparken sizin formunuz kilitleniyor aslında. Az önce onu da görmeniz gerekiyordu test ederken. Siz butona bastığınız anda aslında form kilitleniyor. Sadece çok hızlı olduğu için, biz lokalde çalıştığımız için onun da hızı var. Öyle olduğu halde veri aslında kilitliyor o işlem. Trade, aynı trade ile çalıştığı için bizim form kilitleniyor. İşte bu tür durumlarda formun beklememesi için kategori ekle, mesela sonuna async eklemiş, asenkron bir şekilde bunu çalıştırabilirsin diyor web servisi. Burada açtığım zaman verdiği cevap aynı. Tamam, bunda herhangi bir sorun yok. Yine aynı veriyi istiyor. Diğerini şöyle yapıp açıklama satırı yapacağım. Bu normal kullanım. Burada kategori at. Yalnız dikkat ederseniz geriye bir test dönüyor. Bu C#'da 5.0 ile birlikte gelen asenkron programlama özelliği. Task olarak, görev olarak görüyor bunu. Bizde de bu asenkron çalışma yöntemini desteklemesi için geriye değeri bir task olarak dönüyor, görev olarak. Şimdi kategori adı aynı şekilde veriyorum. Pardon, biz sil yapıyorduk. Burada da sil yapalım. Async. Aynı şekilde kategori aynı. Peki bunun farkı nedir? Bakın, bize artık cevap dönmez diyor. Şuradan bir boolean değer dönmez bu. Çünkü geriye bir test boolean dönüyor. Onu o şekilde alabiliriz. Proxy. Bu şekilde yapacağız. Burada da